Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu rehber bölümünde birim kontrolünden bahsedeceğim. Bu birim kontrolünde bazı kullanılan kısa yol tuşları vardır. Bunlardan en başta gelen X'dir. X'e basarak biriminizi önünüze arkanıza yani imlecin baktığı noktaya durmasını sağlar. X'e iki defa bastığınız zaman dizilişlerin biçimi değişir. Ee, misal ilk dizilişte dağınık bir diziliş varken ikinci dizilişte sütun dizilişi vardır. Yani iki defa X'e bastığınızda birinci dizilişten sütun dizilişine geçiş yaparsınız. Ee, bunun yanında çift C'ye basarak birimlerin sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ee, düşman birimlerinin yanına gittiğiniz zaman da V'ye basarak e, düşman birimlerine saldırı emri verebilirsiniz. Bunun aynı zamanda diziliş kısmını F1, F2'den de yapabilirsiniz. Bunları ek olarak birimlerin yetenekleri mevcuttur. Bu yetenekleri 1, 2, 3, 4 şeklinde sayılara kısa yol atanmıştır oyun tarafından. Onlara basarak bu yetenekleri aktifleştirebilirsiniz. Yeteneklerin ne anlama geldiğini öğrenmek isterseniz de ALT tuşuna basıp ee, o ilgili skill'in, yeteneğin üzerine e, imlecinizi getirerek oradaki açıklamayı okuyabilirsiniz. Ee, her birimin yeteneği aynı değildir. Okumanızda fayda vardır. Bir diğer bahsedeceğim husus harita noktaları. Bu harita noktaları nedir? Onları bahsetmek isterim. Bunlardan ilki burada gördüğünüz örnek bir map'tir. Bu map'te mavi olan taraf savunan taraftır ve dost taraftır. Bu savunan tarafın amacı A noktasını ve ardından açılacak bayrak çadır dediğimiz noktayı vermemektir. Düşmanlar da karşı taraftan sorun dışından gel gelirler. Burada artı olarak gösterilen noktalar ikmal bölgeleridir. Bu ikmal bölgelerinde askerleriniz öldüğü zaman buralara gidip diğer birimlerinizi çağırmanızı sağlar. Düşman eğer ki ele geçirirse siz çağıramazsınız. Düşman çağırır. Aynı şekilde saldıran taraf olarak da her haritada strateji değişmekle beraber Bazen bu noktaları almak önem arz ederken bazen de e, A noktasını veya varsa B noktasını almakta fayda vardır. E, A ile e, B noktaları veya işte bu ara noktalar dediğimiz noktaları aldıkça saldırılanlar tarafına bir süre eklenir. E, bu süre 2 ile 3 dakika e, arasında değişmektedir. O süre zarfında e, bayrağı almaya çalışırlar. Alamazlarsa savunan taraf zafer kazanır. Bir diğer göstereceğim husus oyun başlangıcında savaş ekibini oluştur diyerekten bir takım birimleri oyun sizlere önerir. Bunlardan tavsiyem en solda bulunan demesne mızrakları, ortada bulunan rattan oval kalkanlar ve en sağda bulunan kargılı milislerdir. Bunlar değerlerine nazaran daha güçlü birimlerdir. Bunlarla başlamanızı tavsiye ederim. Eğer ki başlangıç birimleri değişmezse mutlaka bunları tercih etmeye çalışın. Bir diğer hususta bu seçtiğimiz birimlerden sonra karşımıza savaş ekibini oluştur adında 3 tane birim gösterir. Burada da tavsiye edeceğim birim ortadaki yani yaverlerdir. Soldakiler kapı kalkan olarak adlandırılır. Oldukça ağır sadece savunma yapabilen eğer ki okçu ve benzeri mesafeli oynamıyorsanız Pek de işinize yaramayacak bir birimlerdir. Sağdakiler de teberci olarak geçmektedir. Nispeten deme işleri yaverlere göre azdır. Son olarak da başlayacağınız bölge hakkında bir bilgi verecek olursam. Şu anda açık olan Ostaria yukarısı ve Anadolu aşağısı mevcut. Bu yeni sezonla beraber değişeceği söyleniyor. Yani Ostaria kalacak ancak Anadolu sağ tarafa doğru kayacak. Yani yeni bir bölge açılacak. Bunlardan hangisini tercih etmeniz eğer ki yalnız başladıysanız size kalmış. Eğer ki bir klanınız veya bir arkadaş grubunuz varsa onların yanında başlamanız önemlidir. Oyun içerisinde zaman geçtikçe göç fişi adı verilen itemle bu bölgeler arasında seyahat edilebilir. Burada koyu gösterilen hudut diyarı Unkverje bölgelerine de geçiş yapılabilir. Ancak başlangıç olarak oyun buna izin vermemektedir. Yani ilk başlayacağınız bölge sadece muhtemelen bir haftalık vakit geçireceğiniz bir bölge olarak kalabilir. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.